Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, borsa ve Viyop Endeks Haziran kontratları ile ilgili olarak bir gün sonu değerlendirmesi yapalım. Gün ortasında, seans arasında bir değerlendirme yapmıştım. Önemli verileri ve rakamları aktarmıştım. Şu an ise arkadaşlar, ikinci seans sonu itibariyle oluşan veriler ve genel anlamda günü borsa ve de Viyop nasıl tamamladı, önemli rakamlar ne şekilde şekillendi, buna bakalım. Arkadaşlar, borsa bugün 87.700'ler civarına kadar ulaştıktan sonra, bir anlamda 88.000'e yaklaştıktan sonra 87.800 bölgesinde önemli bir direnç noktamız olduğunu ifade ediyordum analizlerimde. Bu seviyede yaşamış olduğu bir zorlanma ardından tekrardan 87.500 aşağısına kaydı. Seans sonuna kadar 87.000 ile 87.500 aralığında bir seyir, daha ziyade 87.500'e yakın bir konum ile sanki bu seviye üzerinde bir kapanış yapacakmış gibi bir görüntü vermesine rağmen seans sonunda gelen satışların yoğunluğuyla 87.000 aşağısına gelindi. Kapanışın son 5 dakikası karanlık oda diye tanımlanan o süreçte ise yaklaşık 250-300 puanlık ekstra bir satış oldu. Arkadaşlar işte bu ekstra satışın nasıl ve gerçekleştiğini, bunun perde arkasında neler olduğunu da sizlere birazdan izah edeceğim. Bugün arkadaşlar gün itibariyle tabloya bakacak olur isek en çok para giriş ve çıkış yaşayan hisseleri isterseniz bir paylaşımda bulunayım. Halk Bankası ilk 5 kurum bazında 30 milyon civarında para girişi yaşamış. Aselsan 18.2 milyon civarında bir para girişi yaşamış. Türk Hava Yolları'nın 18 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Garanti Bankası'nın 11 milyon üzerinde bir para girişi var. Koza'nın 10 milyon, Kardemir'in ise 7.88 milyon civarında. Yine Pegasus'un ve Sabancı Holding'in, Petkim'in, Tüpraş'ın ise para girişi adına olumlu bir gün yaşadığını görüyoruz. En çok para çıkışı yaşayan hisseler bazında ise çok bariz bir hisse olduğunu söyleyemiyorum. Vakıflar Bankası 5.4 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış. Soda'nın 3.5, Koç Holding'in, Yapı Kredi'nin, Trakya Cam'ın ise daha küçük miktarlarda para çıkışları olduğunu görüyoruz. Para çıkışları anlamında çok bariz olarak para çıkışı özelliğiyle dikkat çeken bir hisse olduğunu söyleyemeyiz. Vakıfbank'ın bankalar nezdinde diğer bankalara dikkat aldığımız zaman biraz daha zayıf bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, gelelim aracı kurumların neler yaptığı konusuna. Aracı kurumlar tablosuna baktığımız zaman bugün seans arasında vermiş olduğum analizde kreditin özellikle alıcı konumda olduğundan, yatırım finansın alıcı konumda olduğundan bahsetmiştim. Zira hem kredi hem yatırım finans cuma günü önemli alımlar yapmışlardı. Ancak dün itibariyle 50 milyon civarlarında satışları mevcuttu. Bu satışların çok önemli olmadığını ifade etmiştim dün. Zira Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu alım miktarları dikkate alındığında dünkü yapmış oldukları satışlarının çok yüksek miktarda olmadığını belirtmiştim. Zira bugün alımlarını devam ettirdiler. Kredi bir ara 75-80 milyon civarında alım konumuna geçmesine rağmen gün sonu itibariyle 60 milyon civarında, 59 milyon civarında bir alım konumunda bulunuyor. Arkadaşlar dikkat çeken nokta şu: yatırım finansın 484 milyon, 485 milyon TL alımda olduğunu görüyoruz. Bakınız, bu konu çok önemli. Zira yatırım finansın şu an görmüş olduğumuz bu 485 milyon TL civarındaki alım seviyesi seansın saat 18'de kapanmasından sonraki o 4-5 dakikalık işte karanlık oda diye tanımlanan eşleşmelerin yapılmış olduğu süreçte yatırım finans bu miktarda bir mal almış oldu. Diğer yandan QNB Finans'ın 201 milyon civarında, Garanti Yatırım'ın 195 milyon civarında, Merrill Lynch'in ise 113-114 milyon civarında satış rakamlarını görmekteyiz. Bu 3 kurumun da yapmış olduğu bu yüksek montanlı satışla yine ağırlıklı olarak seansın son 4-5 dakikası, daha doğrusu seans kapandıktan sonraki o eşleşme sürecinde gerçekleşti. Arkadaşlar, yatırım finans, tahmin ediyorum ki, öncelikle şunu belirteyim: Normal şartlar altında bu üç kurumun böylesine yüklü miktarda satış yapması sonucunda bir tek kurum bu alımları karşılamamış olsaydı, başka başka kurumlar, Kredit gibi, Deutsche gibi, Merrill gibi başka başka kurumlar şurada gerçekleşen satışları karşılamış olsaydı, çok önemli değil, yapılan satışlar alıcılar tarafından karşılanmış, bir tarafta satış ilgisi var iken diğer tarafta da alım ilgisi oluşmuş gibi normal bir durum olarak değerlendirilebilirdi. Fakat gerçekleşmiş olan satışların
bir tek kurum tarafından karşılanmış olması bu noktada arkadaşlar önemli bir tereddüt yaratmakta. Ben burada alan bir kuruma değil, satan üç kuruma daha çok önem verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira yatırım finansın özellikle seansın kapandıktan sonraki son eşleşme süreci içerisinde ki 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde böyle bir durumun söz konusu olması akla şöyle bir ihtimali gündeme getirmekte. Seans sonlarına doğru bazı hisselerde bazı aracı kurumlar kademeleri gereğinden fazla doldurmak suretiyle o hissenin daha fazla geri çekilmesini engellemek veyahut da istedikleri uygun seviyelerden kapanışını gerçekleştirmek, bir başka ifadeyle alt emir kademelerinin, alım kademelerinin çok kalabalık göstermek suretiyle hissenin güçlü bir konumda olduğu mesajını verebilmek adına abartılı emirler girebilmekte. Böyle bir tablo eğer yatırım finans tarafından gerçekleştirilmiş ise bu durumu gören QNB gibi, Garanti Yatırım gibi, Merrill Lynch gibi aracı kurumlar aniden satış yapmak suretiyle belirtmiş olduğu alım kademelerindeki emirleri fırsat bilmiş olabilirler ve yatırım finans hiç beklemediği şekilde bir malı almak mecburiyetinde kalmış olabilir. Arkadaşlar tabii ki sonuç önemli değil. Birileri satmıştır, birileri almıştır. Ayrı bir konu. Fakat önemli olan bu üç kurumun bu oranda ciddi satış yapması endeksin kapanış anında 87 binler civarında bulunuyorken saat 18 itibariyle 18.05 itibariyle yaklaşık 300 puan civarında bir satış görmesine sebebiyet vermiştir. Ve yatırım finans bu miktarda bir alım yapmak durumu eğer mecburiyetten gerçekleştiyse belirttiğim nedenlerle beklemediği miktarda bir alımı yapmak durumunda kalmış ise yarın yatırım finansa çok dikkat etmek lazım. Böyle bir durumda yatırım finans gereğinden fazla yapmış olduğu alımları yarın elden çıkarmayı düşünebilir. Bu hususta bir satış baskısı yaratabilir. Bu açıdan arkadaşlar dikkatli olmakta yarar var. Ve yine yatırım finansının bu miktarı hangi sebeple aldığından öte bu üç kurumun bu oranda önemli satış yapmasında da bir sebep aramak gerekiyor. Demek ki 88 binlere yaklaşan endeks veya 87 bin koşullarında ki tablonun çok da fazla kalıcı olmayabileceği düşüncesiyle bu oranda yüklü miktarda bir satış gerçekleşmiş görünmekte. Bir diğer konu ise arkadaşlar özellikle takas konusuyla ilgili arkadaşlarımın dikkatlerine sunuyorum. Şurada gördüğünüz diğer başlığı altındaki rakam her zaman için önemlidir. Şurada yabancı kurumların alımda olduğunu görebilirsiniz ama şuradaki diğer sütunun karşısındaki rakamı yüksek oranlarda görüyorsanız bu durumda şu ihtimali dikkate almak gerekir. Alıcı konumunda bulunan yabancı kurumlar alım esnasında kendilerini hissettirmek, göstermek isteyebilirler. Yabancının alımda olduğu izlenimini yaratmak isteyebilirler. Ama diğer taraftan başka kurumlar aracılığıyla da yüksekten aldıklarını bir şekilde satış yapmak suretiyle elden çıkarmaya çalışabilirler. Yani sağ gösterip sol vurmak şeklinde diyebileceğimiz amiyane ifadeyle alıcı konumlarını başka kurumlar üzerinden satış yapmak suretiyle farklı boyutlara taşıyabilirler. Bu açıdan arkadaşlar özellikle yatırım finansının bu yüklü miktardaki alımı ve bu üç kurumun yüklü miktardaki satışı ve bunların hepsinin seansın son 5 dakikası içerisinde gerçekleşmiş olmasını yarın ve diğer gün adına önemsiyorum. Bu konuda arkadaşlar bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum ki malumunuz üzere önümüzde bir 7-8 günlük, 9 günlük hatta bir bayram tatili var ve önümüzdeki hafta yarım gün, pazartesi günü seans olacak, bir de cuma günü seans olacak. Dolayısıyla kırık bir hafta söz konusu olacağı için birçok yatırımcı veya bazı yatırımcılar diyelim, birçok ifadesini kullanmayalım, bazı yatırımcılar yarın yapacakları satışlarının cuma günü itibariyle nakde döneceğini hesap etmek ve bayram tatili süreci içerisinde yetersiz bir işlem sürecinin bulunduğu bir ortamda pek fazla bir atraksiyonun olmayacağı düşüncesiyle o riski de almamak adına bir şekilde cuma günü paralarının nakde dönmesi ve bunu 8-9 günlük bir repo sürecinde veya başka farklı bir alanda değerlendirmeyi düşünebilirler. Bu açıdan yarın ve perşembe günü satışların ağırlıkta olabileceğini veyahut da yukarı yönlü ataklara tereddütle bakmak gerektiğini, bu detay gereği de
dikkate almakta yarar görmekteyim arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var şu anki durum itibariyle. Evet, gelelim teknik ve diğer detaylara arkadaşlar. Evet, yabancı takas oranının %0.27 oranında artı konumda olduğunu görüyoruz bu hafta itibariyle. Perşembe ve cuma günü gerçekleşen alımlar geçen haftaki yabancı satışlarını tolere ettiği gibi bir miktar daha üzerine çıkmasına sebebiyet vermiş durumda. 64.06 seviyesi önemlidir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması oldukça önemli bir anlam taşıyacaktır. Aylık bazdaki grafiğimiz arkadaşlar 87.992 seviyesi 68 aylık ortalamaya denk gelmekte. Zira biz bugün bu ortalamaya yaklaşırken net bir direnç etkisi gördük. 87.700'ler 800'ler civarından bir geri dönüş yaşandı ve 86.700'ler civarında 1000 puanlık bir yüksek seviyeye oranla geri çekilme ardından kapanış gerçekleşmiş oldu. O halde bu direnç seviyesi aklımızda daima bulunmalı diye hatırlatmış olayım. Haftalık grafikler bazında baktığımız zaman ise değerli arkadaşlar şu bölgeden yükselen kanal desteği, uzun vadeli yükselen kanal desteğinden 83.000'ler yakınlar civarından bir 83.500'ler civarından bir tepki bulmuştuk. Bu kanal desteğimiz şu an için 83.300 seviyesinde bulunuyor. Orta ve uzun vade adına 83.300 seviyesi önemli bir stop loss noktası konumunda. Şuradaki arkadaşlar 90.700 seviyesi olarak görülen Fibonacci direncinin üzerine çıkılmadıkça endeksteki yukarı atakların tepkiden öte gidebileceğini bir kere daha vurgulamış olayım. Evet değerli arkadaşlar, gelelim günlük grafiklerimiz itibariyle duruma. Günlük grafiklerimiz itibariyle 23.6'ya denk gelen 86.500 seviyesi kritik bir önem taşıyordu. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 88.400 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığı gündemde olacaktı. Zira 87.800 bölgesi haftalık ikinci pivot direncimize de denk geliyordu. Dolayısıyla 87.800-900 aynı zamanda 68 aylık ortalamanın bulunduğu bir seviye. Bir diğer yandan 88.400 olarak şurada 300 olarak görmekte olduğumuz günlük Fibonacci direncimiz. Özetle 87.800-700 ve 88.300 aralığının önemli bir direnç bölgesi olacağını sizlerle paylaşmıştım. Zira yine takip etmemiz gereken arkadaşlar bu direnç bölgesi olacaktır. 86.500 seviyesi kısa vade adına önemli bir noktadır. Bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe 87.000 seviyesine yaklaşımlar yeniden gündeme gelebilir. Yarın da benzer şekilde 87.000 üzerinde tutunmak, 87.500 seviyesinin üzerine çıkmak yönünde bir istek oluşabilir. Ancak tekrar ifade ediyorum ki 87.500 üzerinde veya 87.500 civarlarında endeksin zorlanmakta olduğu görülüyorsa özellikle Garanti Bankası, Aselsan, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları gibi büyük hisselerde endeks üzerinde etkisi olan hisselerde bir satış baskısının olduğunu veya para çıkışı eğiliminin olduğunu görüyorsak bu manada 87.500'ün aşılamayacağını üzerine çıkılmış olsa bile bu seviye üzerinde tutunmanın güç olabileceğini yine bayram tatili detayına dikkat almak kaydıyla hesaplara katmakta yarar olduğu görüşündeyim. Değerli dostlar, yarın için takip etmemiz gereken pivot seviyemiz 86.850 seviyesidir. Kapanışımız 86.700 küsürler civarında gerçekleşti. Dolayısıyla bu seviyenin aşağısındayız. Pivot verileri itibariyle arkadaşlar 86.500 aşağısındaki görünümde 85.963, bu seviyenin de aşağı kırılması durumunda ise 85.250, 85.300 seviyeleri yakından takip edilmeli. Zira dün de 85.300 yakınlarından bir geri dönüş olmuştu. Bu açıdan 85.300-500 bu bölge bir destek ve tepki bölgesi olarak eğer görevini ifa edemiyorsa bu durumda 85.000 aşağısına doğru geri çekilmenin ön plana çıkabileceğini de hesaba katmak gerekecektir. Değerli arkadaşlar, 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle 88.000'ler ile 83.500 aralığını dikkate almak kaydıyla yapacağımız bir çizimde karşımıza çıkan tablo %61.8 seviyesine gelen 86.600, özetle 86.500 olarak vurgulamış olduğum direnç. Burası arkadaşlar önem taşıyor. Zira bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilseydik eğer ulaşabileceğimiz seviye 88.500'lere doğru bir yönelim mümkün olabilecekti. Zira 88.300 seviyesinde önemli bir başka direncimiz olduğunu da biliyoruz. O halde 86.500 seviyesi üzerinde kalındıkça 88.300-500 bölgesinin Fibonacci direnci olarak da önem arz eden bir seviye korumunda olduğunu görmekteyiz. Özetle arkadaşlar
Bu seviyenin aşağısında kalınacak olur ise, eğer 86.500'ün altına inilme gibi bir durum söz konusu olacak olur ise, bu durumda da 86.000 seviyesi 120 dakikalık 2 saatlik grafiklerimiz itibariyle önem ifade ediyor. 2 saatlik grafikler itibariyle 86.500 aşağısına gelinmesinde 86.000 yakınlarından bir tepki oluşamıyor ise, bu durumda geri çekilmenin 85.500 ve 85.000 seviyelerine doğru hız kazanabileceğini gün içerisinde de algılayabilmek 120 dakikalık grafikler adına mümkün olabilir diye görünüyor. Bir başka 120 dakikalık çizimimizde ise arkadaşlar, 96.000 seviyelerinden başlayan geri çekilme dikkate alınmış durumda. Biraz daha geniş bir açıyla baktığımız zaman buradayız arkadaşlar. Yine 86.500 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalındıkça burada da 88.300 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu bu grafiğimiz itibariyle de görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim Biop kontratlarındaki tabloya. Haziran ayı itibariyle Biop kontratlarındaki durumun ne olduğunu inceleyelim. Öğlen saatlerinde vermiş olduğum analizimde 111.000 seviyesinin çok kritik bir öneme haiz olduğunu ve bu seviyenin şurada 23.6'ya denk gelmekte olan 111.000, 111.300 bölgesinin önemli bir destek özelliğini ilk seans itibariyle ifa ettiğini, 112.000 lira yaklaşımlar olmasına rağmen geri çekilmelerde 111-111.500 aralığında bir tutunma eğiliminin söz konusu olduğunu, ancak bu bölgenin aşağı kırılması durumunda geri çekilmenin öncelikle 110.600 seviyesine kadar devam edebileceğini ifade etmiştim. Zira şurada görmekte olduğunuz 110.500 seviyesi önemli bir destek konumunda idi. Bu seviyenin aşağısına yönelik bir geri çekilme yaşandı. 110.000 lira yaklaşım söz konusu oldu ama kapanış itibariyle 110.550 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Kısacası arkadaşlar 111.750, 111.250 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu hatırlatmıştım gün içerisindeki yorumda. Bu seviyenin ötesine geçilmedi. Bu bölge bir direnç etkisi yarattı. Ancak korunması gereken destek 111.000, 111.300 aralığıydı. Bu destekle korunamayaraktan seans sonuna doğru gelen sert satışlar sonrasında bir alttaki desteğimiz olan 110.500-600 seviyesinin aşağısı test edildikten sonra kritik bir destek noktasında kapanış gerçekleşti. Yarın itibariyle değerli dostlar, ayrıca bu grafiğimiz 60 dakikalık bir grafiktir, bunu da belirtmiş olayım. Yarın itibariyle değerli arkadaşlar, genel anlamda günlük grafiklerimize bakacak olur isek, öncelikle pivot verilerimizin ne konumda olduğunu bir görmeye çalışalım. Yarın itibariyle sevgili dostlar, pivot seviyemiz 110.360'lar civarında bulunuyor. O halde 110.300 seviyesi üzerinde kalınabilir ise 112.250 seviyesi birinci pivot direnci olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu seviyelere kadar ulaşımın olabilmesi için evvela endeksin 87.500 üzerine yerleşmesi, ikinci bir ön koşul olarak ise Biop Haziran kontratlarının mutlak surette 1.000 üzerinde, özellikle 111.300 üzerine çok net bir şekilde yerleşerek ağırlıklı olarak 111.500 üzerinde hareket edebilmesi gerekiyor. 112.250 seviyesi, 112.500 bölgesi önemli bir direnç konumundadır. Genel bir ifadeyle 111.750 ve 112.250 aralığı bugün etkisini hissettiren bir direnç bölgesiydi. Bu bölgeye yakından alaka göstermek gerekiyor. Olur da bu bölge aşılacak olur ise, bu kez dikkat etmemiz gereken seviye 113.200'dür. Ancak bu seviyenin aşılması durumunda 115.000 lira yönelik bir hareketlilik söz konusu olabilir diyebiliriz. Sevgili dostlar, bir diğer bilgi olarak ise bugün hangi aracı kurumlar neler yapmıştır şeklindeki bir tabloya bakalım ve bu tabloyu birazcık da mukayeseli bir şekilde size yapmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bu sağ tarafta görmüş olduğunuz tablo bugün gerçekleşen işlemlerdir. Sol tarafta görmüş olduğunuz tablo ise genel olarak Haziran kontratlarında kurumların ellerinde total miktarda, kümülatif miktarda hangi pozisyonların olduğunu ifade etmekte. Üst tarafta arkadaşlar alıcılar, yani long pozisyonda olanlar, alt tarafta satanlar, yani short pozisyonda olanları görmektesiniz. Genel anlamda 91.875 kontrat long pozisyon taşıyan bir TEB yatırım, 22.222 kontrat long pozisyon taşıyan Credit Suisse'i görmekteyiz. Bugün arkadaşlar yapılan işlemlere baktığımız zaman, yani şurada long konumda olan kurumlardan acaba
Hangi kurumlar yeniden long pozisyonu devam ettiriyor şeklinde bir inceleme yaptığımızda TEB yatırımın elindeki long pozisyonları artırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Credit Suisse'a bakıyoruz. 4800 kontrat civarında bugün alımda olduğu görülüyor. Ancak Credit Suisse genel anlamda son günler itibariyle elindeki pozisyonları azaltma eğiliminde, elindeki long pozisyonları azaltma eğiliminde idi. Diğer taraftan bugün itibariyle satıcılar noktasına baktığımız zaman ise arkadaşlar 6200 kontrat civarında iş yatırımın satış yaptığını görüyoruz. Zira iş yatırım elinde zaten 50 bin kontrat civarında short pozisyon bulunuyormuş. Bugün de 6 bin kontrat daha eklemek suretiyle toplamda 55 bin kontrata ulaşmış durumda. Yine Yapı Kredi yatırım short pozisyonla ağırlık veren bir kurum konumunda bugün de short pozisyon sayısını artırmış görülmekte. Zira Merrill Lynch'in de 17.700 kontrat civarında short pozisyon ağırlıklı bir konumda olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, burada kurumların maliyetlerini de görüyorsunuz. Bu maliyetler bazen sisteme çok doğru yansıma giriyor ama özellikle gün içerisindeki işlemleri dikkate aldığımız zaman bugün TEB yatırımın 111.400'ler ortalama ile long pozisyon açlığına tanık oluyoruz. Kreditin 111.150'ler civarındaki bir ortalamayla long pozisyon açtığına tanık oluyoruz. Ama short pozisyon biriktirme konusunda kararlı görünen, önceki pozisyonları itibariyle kararlı görünen iş yatırımın ise 110.750'den itibaren böyle bir maliyette short pozisyon sayısını artırdığını, Citymenkul'ün 111.200 ortalamayla işlem yaptığını görmekteyiz. Evet değerli dostlar, görünen bu ki BIOB kontratları itibariyle aracı kurumlar bazında lider satıcı konumunda olan iş yatırımın satışlarına devam ediyor olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yine Credit Suisse gibi, Citymenkul gibi kurumların ise özellikle son dönemlerde ellerinde bulunan long pozisyon miktarlarını fırsat buldukça azaltmaya, kapatmaya gayret gösterdikleri hususu ise bir diğer dikkate alınması gereken konu olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar, şimdilik hoşçakalınız diyorum. Birazdan Dolar-TL ile ilgili analizimi aktaracağım. Yine yarın seans arasında çok önemli ve acil bir işim olmamak kaydıyla ilk seans itibariyle BIOB ve de endeks bazında oluşan ve dikkate alınması gereken kritik rakam ve verileri ve teknik durumu yorumlamaya çalışacağım. Hoşçakalınız, selam ve saygılarımla.